Merhaba çocuklar, dersinize hoş geldiniz. Bugün soyut ve somut atlar konusunu öğreneceğiz. En az bir duyu organımızla algılayabildiğimiz, yani elle tutup gözle görebildiğimiz, koklayıp tadabildiğimiz, duyabildiğimiz varlıkları karşılayan atlara somut at denir. Duyu organlarımızla algılayamadığımız ama duygu ve düşünce yoluyla var olduğunu bildiğimiz atlara soyut at denir. Örneklere bakarak daha iyi anlayacağız. Top. Topu görürüz, topa dokunuruz. Bu yüzden somut at. Cesaret. Cesareti göremeyiz, cesarete dokunamayız, koklayamayız, işitemeyiz. Ama cesaretin duygu olarak var olduğunu biliriz. Bu yüzden soyut. Yağmur. Yağmurun sesi vardır. Yağmuru görürüz. Bu yüzden somut at. Zeka. Zekanın var olduğunu duygu düşünce yoluyla biliriz. Soyut at. Masa, masayı görürüz, masaya dokunuruz, somut at. Park, parkı görürüz, somut at. Üzüntü, dokunamayız, göremeyiz, işitemeyiz ama duygu olduğunu biliriz. Duygularımız her zaman için soyut attır. Sevgi, duygudur. Duygularımız her zaman soyut at. Kalem, kalemi görüyoruz, dokunuyoruz. Somut at. Nefret, nefret, mutluluk, üzüntü, sevinç, bunlar bizim duygularımız, her zaman soyuttur. Kitap, kitabı görüyoruz, dokunuyoruz. Somut at. Saygı, saygı duygular gibi soyuttur çocuklar. Saygıyı top gibi göremeyiz, kalem gibi göremeyiz, dokunamayız. Bu yüzden soyut at. Mutluluk, duygular her zaman soyut. Çiçek, çiçeğin kokusunu alırız, görürüz. Bu yüzden somut at. Dersimiz bitti. Görüşürüz.